Merhaba arkadaşlar. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kıta bir aileye hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce nasıl tanıştık videosu çekmiştik ve eski kanalımızda kaldı. Ve hala soruluyor. Hatta izleyenler bile Fatma abla gözümün nurunun hikayesi neydi? Unuttum, tekrar anlatır mısın? Yazanlar oluyor. Biz dedik ki o zaman bu gözümün nuru hikayesini Nereden geldi gözüm bugün bile diyorum. Bugün bile söylemişler. Gözümün nuru hikayesini anlatır mısın? Bugün de sormuşlar. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz nasıl tanıştık 6 yıl sonra anlatıyoruz. Çünkü biz bunu zaten 6 yıl önce de anlatmıştık ama evet. Kanalımız değişti. Ondan sonra Türkiye'den çıktık. Bizi yeni tanışanlar oldu. Merak ediliyor. Biz de burada bir kısacası bir gözden geçirelim herhalde. Nasıl tanıştı? Herkes karı koca bir sürü yerlerde anlatıyorsun umur boyu yani. Yeni arkadaş edindiğimiz hele, zaman. Hele bu şekildeyse bir evlilik sürekli soruluyor. Link atacağım. Şimdi arkadaşlar ben Türk'üm ve Türkiye'de yaşıyordum. En baştan bizim evet. Kanalımıza yeni gelenler için anlatmak istiyorum böyle detaylıca. Türk'üm ve Türkiye'de yaşıyordum. Üniversiteye gittim. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okudum ben. Nuru da orada okuyordu. Aynı üniversiteden mezunuz. Evet, aynı üniversiteden mezunuz. O bilişim teknolojileri bölümündeydi. Ben de iktisat fakültesindeydim. Ben Nuru'yu hep Instagram'da görüyordum arkadaşlar. Yani çok aktifti, böyle okulun işlerinde aktifti. Meğersem Nuru basın yayın bölümünde çalışıyormuş. Kısmi zamanlı. Yani kısmi zamanlı basın yayın bölümünde çalışıyormuş üniversitede. O yüzden böyle sürekli üniversitenin bütün basım işlerinde, bütün konserler, aktiviteler falan, her şeyde en önde Nuru var. Ben de diyorum ki bu çocuk niye böyle sürekli her yerde var? Yani merak ettim, bir profilini takip ettim Nuru'nun. Sonrasında işte Nuru da kabul etti takip isteğini. Ben de profilini bir stalkladım. Bir böyle bir çalkaladım profilini. Sonra da takipten geri çıktım. Ama Nuru beni geri takip etmişti. Evet, ben onu hiç fark etmemiştim. Takipten geri çıktım bile fark etmemiş. Ben profili merak ettiğim için takip etmiştim zaten yani. Ama kapalıydı profilim. Şu an açık da yani o zaman da bu kadar da belki bir chat patlı 300 kişi ya da aynen. 200 kişi takip ediyor. Benim de 1000 kişi falan vardı. Öyle çok bir takipçimiz yoktu. Çünkü böyle bir şey yoktu yani. Sonra Nuru bana, Nuru bana mesaj atmadı. Şöyle anlatayım. Benim arkadaşım geldi üniversiteye. Bir önceki sene mezun olmuştu. Diplomasını almak için geldi. Ben de onunla birlikte fotoğraf çekildim. Ve gözümün nuru geldi yazdım fotoğrafın altına. İşte gözümün nuru hikayesi buradan başlıyor. İşte bizim hikayenin temelinde bu oluşuyor. Gözümün nuru hikayesi. İki tabir ailenin de hikayesi buradan başlıyor yani. Sonra işte gözümün nuru geldi yazdım. Nuru da bana mı ima ediyorsun yazmış. Ben dedim ki ne iması ya falan. Allah Allah bu çocuk nereden çıktı falan dedim. Sonra işte ne alaka yazdım. O da dedi ki bu işaretlemiş benim adım Nuru yazmış. Profilde yazıyor zaten Afalın Nuru yani dedim ama acaba bana anlayamadım. Mı kastediyorsun, bana bir böyle uzaktan sinyaller mi gönderiyorsun? Hani böyle kızlar sinyal gönderme vermek istemiyorlar ya, gizli gizli gelmiyor. Yani ben oradan direkt zaten merhaba yazdım ona falan, ondan sonra onun ekran görüntü çekip çizgi böyle ona geri gönderdim. Ondan sonra konuşmaya başladık. Yani ilk gün konuşmamız o da 3 Kasım 2016 idi. Evet. İleriki bu hikayenlerinde 3 Kasım bir sonraki yıl 2017'de evlendik. Yani 3 Kasım'da evlendik. Spoiler hali. Bir sene sonra 3 Kasım'da evlendik. Neyse sonra bu bana, Nuru bana atmış. İşte yazdı. İşte selam selam merhaba nasılsın? İşte nerede oturuyorsun? Nerelisin? Aa Gana neresi falan, Gana nerede oluyor, Afrika'da mı falan. Böyle tabi o zaman Afrika'nın bir ilçesi sanıyorum. Afrika'yı. Ondan sonra Afrika'ya başladı, ona Afrika tanıtıyor, o da Osmanlı'ya başladı. Ama ben o zaman da zaten ben Osmanlı tarih falan biliyorum. Çünkü Nuru çok iyi tarih biliyor bu arada. İnkılap tarih falan dersler vardı, ben son sınıftaydım bu arada. Ondan sonra Osmanlı'dan, Osmanlı'nın kurduğu yeri Suud falan başladı. İçimdeki, o çok güzel konular. İçimdeki Ottoman Empire fışkırıyordu. Ben de Nuri'ye bütün tarihi bilgilerimi... Konular böyle uzatmaya devam etti. Sonra arkadaşlar, sohbet ediyorsun ama ben o kadar çok eğleniyorum ki Nuri'yle konuşurken. İşte arkadaşım diyor ki sen fazla gülüyorsun, hayırdır ve fazla konuşuyorsun. İşte şarjım bitiyor, koşa koşa gidiyorum, şarja takıyorum telefonumu falan. Ben diyorum yok böyle şey sen olur mu? Dersteydin değil mi? Evet, evet.
Yani iyi konuşmaya sonra... değil arkadaş yani böyle sohbeti vardır yani. Sonra böyle güzel gidiyor yani böyle konumuzu ve birbirimize anlaşmamızı, birbirimizin akıl fikrini o ölçüpten sonra zaten bu işi oradan yani devam etsin. Yani böyle umur boyu böyle olsun, umur böyle böyle bir kişiyle konuşayım istedim. Dolayısıyla konuşmaya devam ettik. Üniversitede zaten aynı üniversitedeydi. Sadece kampüslerimiz farklı. Kampüslerimiz farklıydı bu arada. Ondan sonra görüştük. O da Çağla'yla falan seni ikna etti değil mi? Bu arada görüşelim sonra falan. Ne oldu? Konuşurken Nuri de Çağla var. İşte o arkadaşım, fotoğrafını yayınladığım arkadaşım. Israrla dedi ki bana, hadi gidelim Nuri'yle görüşelim. Yok dedim ya, Nuri'yle görüşelim. Nuri'nin arkadaşlarıyla tanışalım. İşte benim hiç böyle... Afrika kökenli bir arkadaşım oldu, fotoğraf çekiniriz falan filan. O söylüyor ve Çağla mesela şeydi böyle, ben hiç Afrika kökenli biriyle tanışmamıştım ve hiç merak da etmemiştim açıkçası. Hani böyle bir Afrika'ya özgü ya da o ülkeye, oradaki ülkelere karşı merakım ve araştırma falan hiç olmamıştı. Çağla çok biliyordu. Çağla'nın mesela daşikisi falan vardı biliyor musun? Çağla çok bilgiliydi İstanbul'da yani bu konuyla ilgili. İstanbul'da çoğu Afrika'da var. Aydın küçücük bir yer yani. Çat toplam 100 tane öğrenci bile yoktu yani Afrika'da. Yani o çok biliyordu falan ama benim hiç öyle bir şeyim yoktu yani. İlgim yoktu o konuyla ilgili. Çok ısrar etti. İyi tamam dedim, hadi gidelim görüşelim o zaman. Gittik. Görüşmeye gittik. Aydın'da tren garı var. Aydın olanlar bilir. Tren garında Nuri'yi bekliyorum. Nuri da biraz geç kaldı. Koşa koşa geliyor böyle. Afrikalı hep geç kalır. Bu Afrika'nın ruhunda yine. Yani Ganalılar geç kalıyor arkadaşlar. Tamam Afrika demeyelim de Ganalılar geç kalıyor. Evet, Ganalılar. Neyse ben bekliyorum böyle, Nuri karşıdan geliyor. Ben böyle baktım böyle süzüyorum onları. Baktım. Sonra Çağla'ya döndüm. Dedim ki artık enişten dedim. Çağla çok ne falan dedi, şaka falan dedi. Ama ben böyle Nuri'yi ilk gördüm. Gördüğüm anda derler ya tutulmak. Böyle bir Nuri ya. Esra Eroğlu perdeyi açıp elektrik aldınız. Nuri'yi ilk gördüğümde yani aklımda hiç öyle bir düşünce olmadığını düşünerek gitmiştim ama zaten sohbetinden hoşlanıyordum ama ilk gördüğümde inanılmaz etkilendim Nuri'da. Böyle kafanda şimşek çakması derler ya, öyle bir şey oldu bende. Yani. Nuri yüzümü, parlığımı görmez böyle aşk oldu. Nasıl burada, nereden başladı bu yere, buraya kadar geldi? Gidip eski mesajları izliyoruz, eski fotoğraflarımı ben izliyorum. Nuri özellikle mesela iş yerindeyken falan bana bazen böyle eski mesajlarımızın yani ekran fotoğrafını atar, fotoğraflarımızın ekran görüntüsünü atar. Bazen çok, geriye dönüp izlemeyi çok seviyor. Kimin bir sözü, böyle bir başarı hissi hissetmek için yokluğun zamanı hatırlatmak önemli. Yani aşkımızın varlığını, mutluluğunu yaşayabilmem için aşkımızı ilk başta zorluklar. Mesela şu an rahatız çok şükür. Daha zorluk zamanlarda da ve daha böyle hayaller olduğu, şu anki yaşadığımız hayaller olduğu günleri hatırlayınca bugünkü değerini, kıymetini iyi bilirsin. Yani o yüzden ben bunu sürekli kendimi böyle hatırlatıyorum yani. İşte o gardan sonra zaten yani bu işi yola koyduk yani diyelim arkadaşlar. Yani harbiye döner yedik. O da Fatma'yı kitledim değil mi arkadaşlar? Yok fakir adam. Ya arkadaşlar döner söyledi. Döner cebimde cüzdanım mı yoktu? Bir şey yoktu ya, cüzdanım yoktu. Çünkü yani para var yani, cüzdanım yoktu. Arkadaşlar Nuri'nin parası yetmemiş. Dur. Ama onlar da fiyat mı oynamış, bir şey oldu ya. Beklediğinden bir tık bir şey çıktı da yetmiyordu. Hemen geldi cüzdanı falan çıkardı. 102 tane 100 kat dedi. Ya şimdi bizim orada ben da... oradan etkiledim. Ben hemen oradan etkiledim. Yani bizim aslında bizim ilişkimizde hep Nuri'yi zengin görüyorlar da bizim ilişkimizin zengini bendim arkadaşlar. Ben parayla evlendim. Ben de 100 kadı aylar olur görmem. Hele ayın sonunda mı? Ayda bir kere görürüm. Bizim zamanımızda şimdi 100 kadınca çok az geliyor Türkiye'de. Tabii 2016 100 lira 100 liraydı arkadaşlar. Biz, bizim zamanımızda 260 lira 300 lira bursumuz vardı yani KYK bursumuz. 400 lira bursumuz. En son yıl bizim yolu 400 hiç görmedik biz. Dedim vallahi zengin kadın buldum yani arkadaşlar, ben bu tavsiyem zengin kadın. Neyse şaka bir yana.
döner yedik, sonra kağıt oynadı. Hatta o kağıt da burada buraya kadar bir yetişin. Hala üzerinde o günün hala, tarihi var. O kağıt. Evet, üzerinde. Bir kağıt falan oynadık. Neydi? Maça mı kusa mı? Pis yedi. Yani o kolay bir şeydi. Ben Türkiye'de hiç kağıt oynamadım. Yani böyle hani öğrenci, çok çalışan öğrenci ya, öyle tarz biriydi. Kağıt bile oynamayı bilmiyorum. O kadar yurtta oynuyorlar, okulda, kafeteryada oynuyorlar. Hiç ama beni bozdu yani. Neyse. Nuru da beni etkiledi ama biliyor musunuz? Ben de Nuru'dan sonra derslerime çalışmaya başladım. Çünkü Nuru bir üst sınıftaydı. Ben de erken okulu bitirmek için çalıştım. Ve ortalamamı yükselterek bir yıl erken mezun oldum. Yani beraber ben zaten mezun oluyordum. O bir üçüncü sınıftaydı hala. O da hızlı bir şekilde beraber benim mezunum oldu. İki ay sonra senin de oldu. Yani ben de yaz okulunda kaldım. Nazirle. Yaz okulunda dersleri aldım ve mezun oldum. O gün Nur'un arkadaşları da vardı. Hani uzaktan tanıştırdı bizi. Sonra Çağla, ben, Nur'u kart oynadık. Bayağı sohbet ettik ama sohbet o kadar koyuydu ki yemek yedik, sohbet ettik falan. Nuru bizi bırakmaya gidiyor. Sonra yolda giderken böyle hafiften Nuru açılır gibi oldu. Sonra işte biz yolda gidiyoruz. Biri bize ırkçı bir kelime söyledi yoldan giderken. Bazen böyle çok bakıyorlar. Biri laf attı. Zaten çok bakıyordu. Tabii bir şu an var ya, böyle dışarı çıktığında bize baktıklarını hissetmiyorum bile. O kadar alışmışım ki. Hani evlendikten sonra falan da çok alışmıştım. Hiç baktıklarını bile hissetmiyorum. O zaman daha yeniydi ve herkesin bir anda bize odaklanmasını çok garipsemiştim o gün. Ben böyle etrafa bakıyorum. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Neden baktıklarını anlamaya çalışıyorum. Sonra biri laf attı. Tam da Nuru böyle açılmaya çalışırken. Sonra Nuru bana dedi ki, hani tamam, buna cesaret edemezsen seni anlarım. Çünkü zor bir yol ve sürekli bunlarla karşılaşacağız falan dedi böyle. O an Nuru'nun yani hiç elinde olmayan bir şey sebebiyle bir mahcubiyetini hissettim. Ve beni o kadar rahatsız etti ki. O an yolda gidiyorduk böyle. Hiçbir şey demedim. Yolda gidiyorduk. Elini tuttum arkadaşlar. Bizim hikayemizin başladığı nokta da odur işte. Yani aşkımızın aşk adı koyduğumuz yani, yere. Yani şöyle, o açılıklar şey, bizim ben, hikayenin temelini oluşturuyor. Erkenden uyarmak istedim. Çünkü evet. Yani her zaman tabii ki Afrika'nın dışında bugün dünya her yerde çoğu tabii ki yani Afrika'nın dışında diyeyim. Hep bakılıyor, merak ediliyorsun. Yani insanlar bazen kendi üstün görmeler falan, kendi başka modlara geçmeler ve biz bunu yaşa yaşa alışkanlık hali oldu yani, artık umursamıyoruz da görmezden geliyoruz. Dolayısıyla ben her yıl başında bunu söyleyeyim, çünkü gerçekten eğer ben seninle görüşüyor olacaksa bunu hep seni farklı bakacaksın yani bakacaksın. Belki senden bile başkalar farklı düşünceler ama Fatma oradan böyle yok, ben seni sevdim ve seni de sevmenin başka bir şey. Devrim senin için bir hareket sevdim. Yaptım orada. Geldiğin yerden değil, olduğun renkten değil. Ve gerçekten oradan ben de anladım zaten, gerçekten doğru bir kadın yani. Allah bana bu dünyada vermiş bir yolu arkadaşı, gerçekten onu tanıştığımı. Oradan kendimi bunu hissettim ve o günden bu yana hala hiçbir zaman başka düşünce olmadı. Gerçekten aşkım. Yani arkadaşlar bunu bazen anlatırken duygulanıyorum. Kelimeler ağzımızdan çıkamıyor çünkü çevirecek bir kelime bulamıyoruz gerçekten. Yani ilk o günlerde, ilk sanki dün olmuşum gibi hatırlıyorum yani. Ama 6-7 yılı geçti. 2016. Sonra o gün böyle yürüdük ve Nuru beni bıraktı. Eve gittik. Evet. Ben eve gittiğimde de ama bir yandan hani böyle bir şeye cesaret ettim. Ama korkularım da var. Sonuç olarak ailemin de kabul etmeyeceğini düşünmüştüm. Yani bundan çok tamam, da... Tamam, bir de aile kısmı da var. Evet. Oraya gelelim. Çünkü çok da gerçekten... emindim açıkçası. Ailemin kabul etmeyeceğini düşünmüştüm. İtiraf etmem gerekirse. Hani Nuru ile de bunu konuşuyorduk ama... hani ben Nuri'ye bir şey olmaz falan diyorum ama ben de kabul etmeyeceklerini biliyorum kendimce. Sonra annem aradı beni. Dediler ki seni istemeye gelecekler. Belki seni Ankara'ya çağırırız. Ankara'dan Bilecik'e çağırırız. İstemeye gelecekler. Ben de o an şok oldum. Yani sonuç olarak erkek arkadaşım var ve annem nerede bilmiyor. O an ne diyeceğimi de bilemedim. Evet desem olmaz, gitsem olmaz görüşmeye. Sonra Nuru'nun benim erkek arkadaşım var dedim. Annem bir şok geçirdi tabii ki o anda. Sonra kimdir, kim neredendir falan mevzuna bir girdi.
Ben sonra dedim ki anne dedim, benim erkek arkadaşım Ganalı. Gana neresi ya dedi. Ya dedim anne böyle böyle, benim erkek arkadaşım Afrika kökenli, siyah tenli falan, böyle anlattım. Kültürlerimiz farklı ama çok iyi anlaşıyoruz falan, böyle bayağı anlattım. Annem de o kadar olumlu karşıladı ki ben çok şaşırdım, yani annemin bu kadar olumlu karşılamasına çok şaşırdım. Evet, annem de gerçekten bizi ilk günden, belki bu yolu gerçekten evliliğe dönebilir, aile yuva kurulabilir, daha ilk bize ilk yeşil gösteren annemdir yani. Çünkü gerçekten annem de direkt ters gelseydi, çünkü bir de normal yani, ben de beklemiyorum direkt. Geleyim de yani falan, herkes kolları açık kabul etmeni. Çünkü insanlar bilmediklerimizden korkarız ki Afrika'dan geldin, Gana'dan geldin, Gana neresi, kim neresi, hiç kulturum nereden bilmiyorlar yani. Tabii ki bunu kızı vermek normal, doğal, korkmalarsa da zaten şüphelenirdim kızınızı sevmiyorsun diye. Niye bunu başından ama mı atıyorsun? Annem yok ama annem de tabii ki hayır evlenin falan demiyor zaten. Ama yok, sadece demiyor, buluşmak ama da istedi yani. Hatta beni görmek istedi. Ablamız vardır Ankara'da. Annem sık sık oraya gidiyor, giderdi falan. Ankara'ya geldim Ayşe. Sen de mi Ankara'daydın o zaman? Ankara'daydın. Hayır. Ben annem dedi ki ben Ankara'ya geleyim. Siz de Ankara'ya gelin, orada görüşelim demişti. Ama ben tek geldiğimi hatırlıyorum. Sen Ankara'daydın. Hayır, sen Bilecik'e tek geldin. Ha yok, pardon. Doğru söylüyorsun. Yani sen ben ablaya Nuri geldin. Geldi. O ablayla da konuşuyor. Mesela ablamızla da şu an çok iyi anlaşıyoruz. O da ilk kabul etmedi zaten. Ablam kabul etmedi arkadaşlar. Yani hiç yok. Sadece annem bizim böyle olumlu şey falan karşıladı. Yok. Annem Ankara'ya geldi. Ben de otobüs bindim Aydın'a. Ankara'ya geldim. Böyle takım elbiselerle yani ilk bir görüşüme. Bir grand tuvalet geldi. İlk görüşüme impression olsun diye. Valla garda falan görüştük. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Annem çok hoş karşıladı beni, sohbetimiz oldu. Ondan hatta sonra o fotoğraf ben de, varsa bulabilirsen aşkım, fotoğrafı koyabiliriz hepsi oraya. Da, annem böyle bir görseniz oğluyla karşılaşmış gibi, böyle gitti hemen annemle sarıldılar. O kadar iyi anlaştılar. Annemle böyle geziyorlar, böyle baktım kol kola geziyor. Ben çok şaşırdım yani. Evet ablamla. Ablamla da o gün tanıştı. Ablam ilk bir şeydi böyle, ben ilk söyledim saçmalama Fatma, öyle şey mi olur? Hiç görüşme, öyle şey mi olur? Babamlar zaten kabul etmez. Ablam hep böyleydi. Hani ilişkinin temelindeki faktör annem. Yani annem destek oldu. İyi ki de olmuş yani. Rabbim nazarlardan saklasın da dünyaya bir de bin defa gelsem bin defa Nuri'yi ararım. Sonra o gün orada görüştük. Geldik. Görüştük, sonra Nuri geri gitti. Görüştükten sonra yemek falan yedik. İşte sohbet ettik, tanıştık. Geri gitti. Sonra bizim Afrikalılar günümüz vardı. Afrika'nın kültürel bir günü vardı. Evet, üniversitede öyle, uluslararası günümüz öyle oluyor. Bir şey yapılıyordu. İşte oradaydık artık, hani herkes bizi tanıyordu yani, Nuri ile çift olduğumuzu biliyordu. O Afrika kültürü geleneklerinin anlatıldığı, yemeklerinin yapıldığı bir gün vardı. Orada herkesle tanışmıştık. Ben orada Nuri ile birlikte televizyona çıktım arkadaşlar. Röportaj evet. Falan aldılar. Topluluğu da yani daha önden gidenler bizdik yani, organizasyonla biz yapıyorduk. Aslında ben zaten orada bizim 6. mi 7. ay falan olmuştur yani. Kasım'daydı, evet. O da Mayıs'taydı. Yani Mayıs 5 ay alıp sonra 2 ay koysa 7. aydaydık beraber birlikteliğimiz. Ben oradan karar vermiştim evlenmeye. Hatta ki bu zamanda annemle tanışmış ve annemle böyle hoş karşıladığında hepim durmadan Nuri'ye bu işi isim koyalım yani. Ben oradan sürpriz evlilik teklif planlıyordum ama bir aksaklıklar oldu, yapamadım. Çok güzel bir program. Ondan sonra arkadaşlarımla zaten hoş karşıladı Fatma. O bir iki üç hafta sonra zaten de benim mezuniyetim vardı. Dedim o zaman buradan kaçırırsam mezuniyet töreninde evlenme sürpriz falan yapalım. Arkadaşlar böyle evde oturduk. Çağırdım yani bizim kızlar da falan. Niyetim böyle yüzük falan alacağım falan. Hepsi, kimse böyle yadırgamadı beni gerçekten. Yani böyle etrafında iyi arkadaşlar olduktan sonra. Rahma var ya, Rahma görüyorsun. Rahma'yı tanıyorsunuz. Zaten. Rahma işte. O, Rahma, organize Kabali falan, Delicia, bir de benimkiler. Böyle hazırladı. Pankartlarda benimle evlenir misin? Tek tek harfi ad, uç katında. Bu arada basında çalışıyordum. Orada grafik arıyordum. Grafik tasarım. Oradan çıkartırız işte. Okulun bütün şeylerinden faydalandı. Okulun bahçesindeki çiçeklerimle koparıp bana getirirdin evet. Onu.
Sonra bana hayır koparma diyorlar, bu gidiyorum. Dilek abla var lan burada. Dilek abla yok, kopar kopar kopar. Sen romantik adam, bunları bilmeyiz. Basın yayın müdürüm şey, Dilek abla vardı. Editör, basın yayında çalışıyordu. Editör de orada. Dilek, o kopar kopar götür diyordu. Bizi çok severdi o. Biz, neyse işte yapıyordum ben böyle şeyler, romantik gesteler. İşte mezuniyet töreninde de reji bilmem ne, her şeyi biliyordum ya. Hepsi ya, ben onlarla çalışıyordum. Basın ve halkla işler, onlar organize ediyor zaten. O yüzden hepsi haberler sardım. Böyle böyle sürpriz fazla da yapmayayım da sürpriz kaçırmışsın diye. Ama programında eğitim fakültesinin sunucu, o fakülte oluyor ya, bizim fakülte sunucuyu o bilmiyordu. O son dakikada öğrendi. O son dakikada öğrendi. Öğrenince sonra dedi, şimdi şey de şöyle oldu arkadaşlar, hani isimlerimizi çağırıyorlar ya diploma almaya çıkarken işte. Beni oradan çağırdığında ben orada mikrofon alacağım, Fatma falan sesleneceğim, çağıracağım, şey, evlilik teklif edeceğim. Yok, o seni çağıracaktı. O beni çağıracaktı. O seni çağıracaktı. Orada gelecek, ben onu evli teklif edeceğim orada. Yüzüm uzun falan hazırdı. O yüzden bile beni arkada en sona aldılar, bizim sınıfta ben falan. Apolar falan, haberler var. Herkesi tek tek diplomayı veriyorlar. Ya canım, bir türlü Nuriye vermediler. Kızlar bile aldı, ben geri kaldım. Orada bir korktu. Yok. Mehmet abi zaten. Yok, dur. Ya hayır derse. O şöyle. Şimdi kızı çağıracak, kız bunu, tamam bunu yaptı. Sonra son dakikada babası burada mı ya? Ya evet abi. Korktular, belki normal olsa. Evet, çok hoş. Şimdi babası da buradaysa zaten dedim, yok bizim fakültede değil. O ziraatta şey, işletmede falan dedim. Tamam bak çok tehlikeli işler böyle. Kavga çıkacak diye korktum. Ve gerçekten Fatma hiçbir şeyden hiç haberi yok. Benim arkadaşlar falan hazırlamışlar panketler. Ya gerçekten, ve bunu okulu, sanki bütün okul benim için çalışıyordu. Uluslararası ofisimiz de vardı. Çok Öncel abiler falan. Kleler. Kle de vardı, panketler tutanlar. Düşün, herkes etrafımdaydı yani. Okulda çalışanların yani eline bile pankart vermiş. Hocalar o çalışanlar falan. O harf harf ya, şey zaten görselini belki bulursan koyarsın. Evet, akşam ya, karanlık olmuşsun ya, çok net. O hepsinin elinde panka ve o kadar böyle kalabalık bir mezuniyetti ki. Evet. Orada kalabalık. Bir anda sunucu seslendi. Fatma Parladan'ı sahneye davet ediyoruz dedi. Ben şok, hani neden olduğunu zaten hiç anlayamadım. O kendin bile herhalde dinlemiyordun zaten, çünkü yani o niye seni seviyordun? Ama işte Türeler de seni etrafında dönettim ki emin olsunlar ki duysun, seni sahneye göndersin. Sonra ben sahneye çıkmaya çalışıyorum. Çok sürpriz olmuştur ya. Sahneye çıkmaya çalışıyorum ama o kadar kalabalık ki böyle geçmeye çalışıyorum, geçemiyorum. Ama yolda söylenenleri duyuyorum. Aynı şanslı kız ya, evlilik edecekler galiba falan çünkü diyorlar. Çünkü zaten oradan bizimkiler gelmeye başladılar falan, panketler getirip. Ben onları görmedim. Ben onları görmedim. Ben şimdi arkadan gelmeye çalışıyorum. Evet, çünkü o aşağıdaydı sahneye falan. Zaten yerde, sahnenin hemen önünde. Sahne pankartlar getirdiler. Hayat bana dalga geçiyor ya. Ne yapmışım ben de heyecandan arkadaş, hani böyle evlilik teklif edelim. Müziğin kapağını kırıştı. Sen bırak, o bile kolay. Diziyi çok beğendim. Bir şey yaptım yani. Squat'ını ettim. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ben var ya böyle beynimin uçtuğunu hissettim. Geçtim oraya. Çünkü hayatımda hani en özel hissettiğim an odur. Yani kendi düğünümde bile böyle bir kalabalık yoktu arkadaşlar. Ve yani bu o kadar güzel, büyük bir organizasyon hazırlamıştı ki Nuri. Çok iyi. Böyle bir organizasyon bir daha nasıl bilmiyorum. Yani yok çok ya iyiydi. Gerçekten böyle büyük bir organizasyon yoktu. Çok iyiydi. Sonra işte ben geldim. Nuri'yi gördüm, baktım elinde yüzük, çiçekler falan. Sonra işte geldi, bir şeyler söylüyor ama hiçbir şey duymuyorum. O kadar kalabalık, hiçbir şey duymuyorum. Peki Nuri, sen o gün orada hala bilmiyorum, ne söyledi acaba? Ya arkadaş, o kadar heyecanlandım ki ne söylediğimi ben de tek hatırlamıyorum. Çünkü orada evlenme teklifi etmeden ben evet dedim yani. Öyle söyleyeyim size. Dakika, meraklıymış gibi evet. Neyse arkadaşlar, şarjı bitti kamerayı. Şarjımız bitti kamerayı ya. Ben o kadar uzun uzun anlatıyoruz ki, çünkü gerçekten 6 yıllık anlatıyoruz size burada. Yani bir tane videodan sığdıramayız herhalde gerçekten. Aslında şu an 8. ayındayız.
Mezuniyet bitti. Dediler ki Fatma ile Nuru'nun düğününü yapıyoruz. Orada koca kalabalık. Çifte telli açtılar. Hadi Fatma ile Nuru oynayın. Orada belki 2-3 saat düğün yapıyoruz. Evet, niyetle evet. Oynanalım. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey var. Be o videolar hepsi de orada. Var. Ha, hepsi duruyor. Evet. Biz oradan şey Taner hocam anlatıyoruz. Hoş gel damat. Taner hocam çek ya burada selamlar. Çocuk sınıflarda zaten Apo'larda falan, Mustafa'lar, hepsi Ahmet'ler, hepsi ortada böyle bayağı dans etti, bayağı yani. Sonra daha bitmedi. Çok sonra biz ya. Eve gittik. Eve de kocaman bir organizasyon hazırlamış. Evet, Rahma var ya biliyorsunuz. Rahma böyle düğün yemeği gibi orduya yemek yapmış. Biz abartılıyız ya orada. Falan, güllerle bütün falan. Evi, güller ve mumlarla bütün evi süslemişler. Ben o kadar şaşırdım ki yani. O gün kendimi özel hissettiğim kadar herhalde başka gün hissetmiyorum. Çünkü bir sürü çok insan benim için koşturmuştu. Evet. Belki düğünümde bile bu kadar özel hissetmiyorum. Çünkü düğünümde biz koşturduk. Biz koşturduk yani. Düğünde hiçbir şey fark etmedi. Ama ona sadece benim için özel hazırlanmış bir şeydi. Bir de Nur bana ısrarla diyor ki elbise giy, elbise giy, mavi elbise giy. Tamam mavi elbisen var ya çok güzel onu giy. Hep bana onu söylüyordu. Evet, abinin şey düğünde giymişti. Abinin düğünde giymişti. Armine'den almıştım arkadaşlar. Çok klas bir elbiseydi. Onu giydim. Çok da güzel olmuştu ya. Maşallah. Elhamdülillah ya arkadaşlar. Sonra bunlar işte... gerçekten tekrar mesela bunu tekrar böyle anlatma. Bu sadece sizin için video şöyle çektiğimizden değil. Biz normalde bunu bile oturup bunu anlatıyoruz bazen yani. Biz sanki yaşamamışız. Hikayenin içinde yokmuşuz gibi bir kendi anlatıyoruz. Kendi hikayemizi yani. Şaşırıyoruz ya. İşte ondan sonra ne oldu? Şey ondan sonra zaten ben zaten o benim mezuniyetiydi. O zaman ben bitirmişim ya defterimi bitirmişim. Sonrasında benim mezuniyetim oldu. Oraya da Nur bütün arkadaşlarını toplayıp geldi benim mezuniyetime. Gene evet. Benim bizimkiler çok iyiydi geldik. Arkadaşlar yani. Yok şöyle arkadaşlar biz burada gelip fark ve bunu yapanlar hepsi Ganalılar değil. Hepsi farklı ülkelerde ama Rahma Kenya, Delicia Burundi, Ture Gambia yani farklı ülkelerde ama hep birbirimizi sırtımızı birbirimize dayandığı desteklediğimiz için gerçekten çok büyük şeyler başardık. Ondan sonra Fatma'nın mezuniyetten sonra zaten Fatma memlekete gitti. Ben de otele gitti. Bizim okulun uygulama oteli var. Orada çalışıyorduk yazın. Oradan sen çalıştıktan, orada çalıştıktan sonra babamla tanışmıştın? Evet. Tabii ben oradan daha şimdi evlenmek istiyordum ama şu an işsizsin. İş para yok, bir iş şey yok. Yani. Yabancı olduğu için yani, iş vermiyorlar. Yani şu an Aydın'dan Ankara'ya taşındık. Çünkü orada iş falan, otel yazın bitiyor, bittikten sonra otel kapanıyor. Ankara'ya geldim, British Culture'da İngilizce öğretmenliğe başladım. Yok daha oraya başlamamıştın aşkım, daha o zaman şeydeydin. Biz Nur'u yazın ben şeyde çalışıyordum, para biriktirmeye çalışıyoruz ya. Nur'u şeye geçti, bizim okulun oteli vardı, oraya geçti. Adnan Menderes Üniversitesi'nin oteli. Yazın orada çalışmaya geçti. Ben de bizim orada ben de Nur'u da garsonluk yapıyorduk kısaca. Garsonluk yaptık, orada 2 ay para biriktirdik. O 2 ay para biriktir, hani çünkü cebimizde biraz para olsun. Yani ben şimdi aileme de Nur'un parası yok deyip de Nur'u en baştan göstermek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz Türk aile yapılarında ilk evlilik aşamasında parası yok da hani eşimi güçlü göstermek istedim açıkçası. Hani Nur'u şey yapmak istemedim. Mesela hiç şey de demedim aileme. Zaten, Nur'u çalışıyor, para biriktiriyor, evlenmek için falan demiyorum hiç. Hiç çaktırmıyorum. Sen oradan atılıyor, kaçırıyorsun. Ben zaten baban tanışmadan önce biz Aydın komple taşınmışız Ankara'ya. Ben Aytekin abinin yanında çalışırken babanla tanışmaya cesaret ettim. Yani işim varken öyle odaya, mi? Tabii ki oteldeki o yazın bir ay içerisinde tamam, işte dur, orada başlıyor. Tamam dur onu anlatıyorum. Ama yazın işte gittik orada çalıştık biraz para biriktirdik. Sonra biz hep şey diyoruz yani babamın karşısına çıkması için işi olsun, işi olsun. Sonra Ankara'ya geldi arkadaşlar evet. Nur'a. Ankara'da en sonunda bir öğretmenlik işi buldum. İngilizce öğretmenim. Zaten şöyle ama çok Tekirdağ'a gittim. Mülakatlar girdim. Çünkü bu sadece otel sezonluk yani. Sezon bitince kapanacak otel yani. Oradan da böyle sezonla otelde şöyle garsonum diye gitmek istemiyorum ailesinin yanına. O yüzden Ankara'da iş falan teklifler mülakata çağırdılar. Onlar çağırınca kabul edilir edilmez. Mülakatı çağırdılar. Daha kabul etmediler. Mülakatı çağırdı gittim görüşümü. Beni çağıran bile işi olmadı ama
bırakmadım. Oradan sokak sokak geliyorum. Dil okullarda CV bırak. Bak Aytekin abini bile çok bırakmadım. Çok zordu arkadaşlar. Ben, yani Nuri yürüye Batıkent var ya, Batıkent'teki okullara yürüye tek CV bırakmıştır. CV bıraktırmıştım. Yani Kızılay Aktif İngiliz'teki CV'mi Aytekin abi onlar aradı, İngiliz öğretmeni istiyor. Şans yani. Hala Aytekin abi diyorum çünkü adam hayatımıza yaptığın katkı çok gerçekten kız. Dediğimiz gibi yani. Öyle aradı beni hafta sonu, gel falan seni görüşelim falan, gittim görüştüm, asgari ücret vereceğimi söyledi, başladım. Yani gittim görüştüm, ertesi yani asgari ücret vermiş olabilir çünkü o da vermedi zaten, daha fazla, daha fazla vermiş. Ama yine de Aytekin abi bize çok destek oldu arkadaşlar. Gerçekten. Gel evlenirken, evimizi kurarken, nikahımız yapılırken, düğünümüz yapılırken nikah şahidimiz zaten. Hepsinde bize destek oldu. Evimizi kurarken birçok şeyimizi gelin dedi, ben alayım edeyim falan. O yaptı yani. Çok babacan bir adamdı. Ondan sonra oradan şimdi İngilizce öğretmeni. Başladım, Fatma'la dedi tamam o zaman ben de tesisler çıkayım. Ankara'ya geldi. Bir yerde insan kaynakları girdim. Evet, ben de insan kaynakları işi yapıyordum. İşte ondan sonra dedik o zaman aileye tanışma falan olsun artık. O da Ramazan bayramı geliyordu işte. Ramazan bayramla gel, babamla tanış falan. Ama yok değildi ya. Gittik tanıştık. Bayramdı. İlk tanıştığım günde bayram değildi. Nişanla mıydı? Yok, ilk geldim sabah erkenden oturuyordum salonda falan. O bayram falan. Değildi de sonra bayramda mı geldin ayrıca? Evet. Tamam. O bayramda direkt falan annesi artık ne bileyim söylediler yani, babasıyla konuştu falan. Ankara'da da çalıştığını söyledi, mezun olduğunu da söyledi. Dedik biz de gelelim. Ben tabii bir gün önce geldim. Çok, ben de böyle hayatımın en heyecanı, böyle karşısına ne çıkacağını hiç beklemedin ama çıkmasını bekliyorsun bir durumydu. Sabah böyle annemi gece aradım. Çıktım, erkenden orada varayım diye vardım, gittim. Ben size şeyi anlatayım bir de. Ben bir gün önce gittim çünkü evde hazırlık yapayım istedim. Bir gün önce gittim. Annem gelmeden önce bana dedi ki herkes hazır, herkesin haberi var, merak etme, her şey çok iyi falan. Ben bir gittim. Ailenin yarısı tepkili, yarısı değil. Biri diyor ki şu kızı durdurun. Biri diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Öyle iş mi olur? Türkiye'den biriyle evlensin, niye Afrika'dan evleniyor falan filan. Anne dedim hani herkes hazırdı. Ben bir gittim cucunun içine düştüm. Sonra işte baktım böyle olmayacak. Ben sert bir tepki koydum. Ondan sonra herkes sustu. Ertesi günde Nuri geldi. Nuri'ye de bunu hiç söylemedim. Çünkü heyecanlansın istemedim. Evet. Çünkü zaten normalde de çok heyecanlıydı. Yani şöyle düşünün. Nuru yabancı, ailesi de yanında yok ve Türkiye'de kız istemeye ya da bir kızın ailesiyle tanışmaya gidiyor tek başına. Gerçekten çok büyük bir cesaret. Yani canım kocam benim. Sonra işte geldi o gün. Çok iyi hatırlıyorum. Sabah ezanında geldi Nuru. Sabah 8'e kadar otobüste, otogarda bekledi. Hani bir saat olsun diye. Açılsın biraz gün, çünkü karanlıktı. Sonra gün açıldı, Nuri geldi. Babam da daha uyuyor muydu? Yatak odasında bir şeydi. Sonra işte Nuri içeride oturuyor ama böyle eli ayağı titriyor. Yani hissettim onun o heyecanını, korkusunu. Sonra babam geldi, tokalaştılar, biraz sohbet ettiler. Sonra babam damadım falan dedi böyle. Daha öyle değildi. Daha demedi. Ben hala hiç ayağımı daha durmadı yani. Titriyordum da korkuyordum. Kahvaltı ettik beraber. Ondan sonra şeyler ne zaman rahat etmeye başladı. Hala korkuyordum. Suite'e gittiğimizde. O zaman bayramdan sonra rahatladı. Ondan sonra bak şöyle, ben ne zaman rahatladım. Babam. Teyzem şey büyük var ya, büyük teyze, büyük annem yani annemin ablası. Sebiha teyzem. Onunla konuşurken o bir şeyler anlatıyor, babam dedi şey nişanlısı falan dedi, nişanlısı söz istemeye gelecekler falan dedi. Babam öyle bir cümle kurdu yani böyle. Bu tabii ki bu da babam, bu ikinci miydi? İlk tanışmamız oldu. Tanıştıktan sonra oldu. Sen bayramda geldin ya, bayramda geldiğinde söyledin. Bir dakika, doğru. Evet, tanıştık, babamla konuştuk ama çok da böyle daha kaynaşmadık. İkinci bayramda tekrar geldim. Bayramı, o zaman damadım dedi. O bayramda o zaman babam bana biri tanıttı bu şekilde. Ondan sonra dedik o zaman bayram bu işi. Bayram namazına götürdü, damadım dedi. Benim teyzem çok iyidir. Bir de teyzem geldi, konuşma yaptı. Dedi ki bakın bu çıktığınız yol zor ama
hani çok güzel bir evlilik, çok örnek olacak bir evlilik yapacaksınız. Hani bu insanları örnek teşkil edecek, İslam'da ırkçılık olmadığının işte bir göstergesi falan filan, böyle çok güzel bir konuşma yaptı teyzem. O an dedim ki yani Allah'ım hayırlarını seylesin. İnşallah. Biz de işte ama gönülleri ısındıran da Allah zaten yani. Sonra işte arkadaşlar o gün orada babam damadım dedi. Ondan sonra hepimize bir rahatlama. Babam dedi ki hadi haftaya gelin şey yapalım. İsteme yapalım. Ondan sonra bir hafta sonra isteme yapıldı arkadaşlar. Bir hafta sonra da nişan yapıldı. O kadar hızlı ilerledi ki biz bile o kadar hızlı ilerleyeceğini düşünmemiştik. Ondan bir nişan Kasım değil mi? Senin doğum günün olduğun ay. 10. ay. 10. ay nişan yapsak 11. ayda biz tanıştığımız günü 3 Kasım'larda ya biz de 3 Kasım'da nikah yaptık. Ama bak bunu planlamadık ama öyle istemişti, öyle konuşuyordu. Çünkü benim burada evlenebilmem için Gana'dan bekarlık sertifika getirmem lazım. Gana'da da eşim olmadı. Bunu belediyeler bunu istiyor. Ben de başvurdum. Arkadaşlarımı aldılar, gönderdiler. Onu hep her gün kaldı. Çok uzun sürüyor var. Dediler. Biz uzun de erkenden sürüyor. Başladık. Onu ekstradan para verdim ben bile hızlı gelsin diye. Böyle bir hafta içinde geldi. Gerçekten Gana'dan bir hafta içinde başvuru yapıldı, imzalar atıldı, muhurlar falan. Sonra 3 Kasım'da evlendik arkadaşlar. Nasıl oldu anlamadım. O zaman da Aytekin abi söyledim. Nuri beni katakulliye getirdi. Valla sağ olsun Aytekin abi. Cuma namazı. Hadi hadi gidelim, evlendirelim. Cuma namazı gittik. Etimizgüt'e Atatürk ne diyor? Korkut Ata. Korkut Ata. Aynen. Etimizgüt Korkut Ata Belediyesi'nde gittik, evlendik. Oradan evlendik. Çok güzeldi ya. Bir de var ya böyle birçok şeyimiz o kadar hazırlıksız oldu ki. Ne istemede özel bir kıyafet alma durumumuz oldu. Ne nişanda var, sadece nişanda iyiydi. Nişanda şey yerde. Ama vardı zaten. Nişandan Gana'dan nişanda geldi. Gana'dan gelenleri giydik. Sonra işte isteme günü de o gün de gene Gana ya sağ olsun görümcem, canım görümcem. Gana'dan bize bana o kadar çok şey göndermişti ki nişanda giydim, sonra işte şeyde nikahta giydim o Gana kıyafetlerimden falan. Çok güzel. Onları ya, giydim. Çok da güzel olduydu. Öyle erkenden evlendik. Sonrası ama düğünü geç yaptık arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki maddi yetersizliklerden kaynaklı. Evlendik sonradan ev bulmakta zorladık. Sonunda buldu. Etimizgüt'te oturduk. O da zaten uzun sürmedi ki. Biz 3 Kasım'da evlendik. Nisan'da oturduk sonra. 2018 Nisan'da da düğün yaptık. Evet Kasım'da evlendik. Nisan'da da düğün yaptık arkadaşlar. Nisan 8'de düğün yaptık. Ama zaten Allah'tan bizim o işte biz bir şey, o şekilde oldu yani evlendikten bir süre sonra düğün yaptık. Koronadan sonra herkes 1-2 yıl sonra düğün yaptı. Ha evet öyle oldu düğün. Evet öyle oldu. Ama yok daha erken de 2017 diyoruz. Daha koronaya 2 yıl daha var. 2 yıl daha var da. İlk bizim yadı yani olabilir aslında. Nur dedi ki ya bizim Kanada hep böyle oluyor. Çünkü maddi durum yeterli olmayınca evlendikten sonra düğün yapılıyor. Yani birkaç yıl sonra düğün yapılıyor. Dedim yani yapalım o zaman öyle yapalım. Biz de hani nikah olsun sonra düğün yaparız. Öyle yaptık. 8 ay boyunca hani çalıştık birimizin. Evlilik önemli olan. Çalıştık para biriktirdik sonra düğünümüzü yaptık. O da ufak çaplı zaten belediye sonunda bir düğün yaptık. O şekilde evlendik. Yeter ki gönüller bir olsun. Hiç ondan önemli değil. Ondan sonra zaten kalan hikayeler anlatmaya devam ederken Türkiye'den Amerika'ya akşam şimdi oluruz buradayız. Yani işte böyle tanıştık ilk günümüzü ve bugüne kadar. Ondan sonra zaten diğer kalan hikayelere umarım yakalamışsınızdır bu kanalda. Yakalamadıysanız da sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Yorumlar kısmındayken de videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.